Gerçek kocaman evet, yani başlıyoruz. Yani bakın, burada üç tane önemli faktör var kanserde. Bir genetik olarak transfer, yani ırsi diyoruz, annesinden almıştır filan veya anne annesinden her neyse, yani veya babasından prostat kanseri genini almıştır veya kolon kanseri genini almıştır, annesinden meme kanseri genini almıştır. Şimdi çıkacak diye bir kural yok ama. Yani bunu isterseniz siz kilit vurabilirsiniz. Eğer sağlıksız besleniyorsanız tükettiğiniz gıdalar doğal olanlara ne kadar uzaksa sizin otoimmün hastalığına veya kansere yakalanma riskiniz o kadar artıyor. Yani bu insandan insana da değişiyor tabii ki. Yani her insanın genetik yapısı bir değil ki. Burada işte otoimmün hastalıklar ve kanser bu beslenmede çok çok yani beslenme bunların üzerinde e, en önemli rolü oynayan faktörler. Bir de çevre faktörleri diyoruz. Yani nedir? Bu tükettiğimiz gıdaların yetiştirildiği bölgelerde kullanılan zirai ilaçlar, tarım ilaçları veya orada sanayi var mı? Bu sanayi dediğimiz fabrikaların bacasından çıkan işte kükürtlü bileşik yani e, anyonlar sülfattır, işte sülfittir efendim nitrattır. Azotlu bileşikler değil mi? Bütün bunlar ne oluyor? Şeyi tetikleyebiliyorlar. E, kanseri tetikliyor veya bambaşka bir rahatsızlığı tetikliyor. Tabii evet. Sigarayı da unutmamak lazım yani. Tabii en başta. sigara var. En başta sigara. Beslenme, çevre şartları ve bir de genetik yapınız. Bunun üçü bir araya geldi mi tamam. tamam. Şimdi hocam İngiliz beslenme psikoloğu, İngiliz beslenme psikoloğu diye bir e, dalı ilk defa duydum ben de gerçekten. Beslenme psikoloğu Rick Hay bağışıklığı artırarak kanser riskini düşürmeye yardımcı 15'in türünü açıklamış. Bunları He. biz değerli seyircilerimiz hiç e, yabancı değilsiniz çok aşinasınız çünkü ee, haftalardır biz burada değerli hocamla bunları madde madde evet, zaten işledik. geçelim. Hemen geçelim. Yeşil yapraklı sebzeler. sebzeler lahana dersiniz ilk başta ıspanak var mesela bu gruba giren. Hem folik asit var hem indol grupları var. Lahananın içerisinde kükürt içerikli ve kansere karşı müthiş savaşan kafasına yumruk indiren sebze bunlar. Yani fonksiyonel gıda diyorlar şimdi tüm dünyada unutmasın değerli izleyicilerimiz. Nutrigenetics diye yepyeni bir bilim dalı türedi son 10 yılda. Yani beslenmenin beslenmenin genetik yapımız üzerine olan etkisi. Ben söyleyeyim mi hocam nelermiş? Evet. Burada başlıkları var ama yeşil yapraklı sebzeler, lahana, ıspanak, tere gibi evet. lif oran açısından zengin diye gidiyor. Altındaki açıklamalarını Bak, okumayacağım. Bak o tereyi dedin ya Hemen söyleyeyim lütfen değerli hani izleyicilerimiz hocam, bu saman olur. nezlesi var ya saman nezlesi hapşırıyor burnun içi kaşıntıyor işte şu bu lütfen taze tere 2-3 yaprak taze tereyi sapıyla beraber alıp çiğneyeceksiniz anında yani bir arkadaşım aradı ya hocam dedi burnumun içi artık yara oldu dedi böyle ormanlık bir yerde oturuyor. Dedim ya bunun şeyi var tere, o kadar da insanı keyifsiz yapar ki hapşırır burun kaşıntısı, göz sulanması böyle yani e, tam şey yapar ve bunun tıpta çaresi yok. Yok, yok işte taze tere. Dolayısıyla tereyi bunun için alıyorum. Tereyi bulamadınız diyelim, ne yapacaksınız? Aynı şey üzerlik tohumu. Bundan bir yemek kaşığı alırsınız, tepeleme üzerlik tohumunu kaynayan suyun içine atın. Sonra burnunuzdan bunu soluyun. Bak bakalım o göz sulanması, hapşırma, burun kaşıntısı geçiyor mu geçmiyor, geçmiyor mu? Ama taze tere çok etkili Hüseyin. Saatine bak çiğnedin. Yarım dakika sonra burun kaşıntısı, göz sulanması, bu yüze olan baskı ortadan kalkıyor yani. Evet. Tere var mı? Şimdi bizim arkadaş şeyler diyorlardır ki ya hoca bıktık senin bu terenden Mübarek duymayan milyonlarca insan var. Yani. Kesinlikle. Yani o bize sanki arkadaşlarımız da söylüyor her hafta evet. aynı şeyi konuşuyormuşuz gibi geliyor ama öyle değil. Herkes de oturup aynı anda bizi İzlemiyor. seyretmiyor. Tabii. Hocam İkinci... lahana, ıspanak tere, yeşil yapraklı sebzeler. Sebze ağırlıklı diyet onu zaten genel olarak söylenmiş. Soğan ve sarımsak. Evet, hep bahsettiğimiz şeyler. Turuncu ve sarı meyveler. Kaç hafta oldu? Biz 3 hafta falan mı oldu? Portakalları buraya evet, koymuştuk hocam. Koyduk. Evet, koyduk. Kırmızı sebze ve meyveler. Domates, greyfurt, karpuz, kuşburnu. Buyurun hocam. Evet, yani burada kırmızı biberi de içerisine koyun. Mesela pul biber. Değil mi? Şimdi bak, değerli izleyicilerimiz bilirler. Yani... Rahmetli anam derdi ki o uşağım dert söyletir derdi. Evet. Anne söylemiştin ama bir daha söyleyeyim oğlum derdi. Yani şimdi bir komşusu vardı. Yüksek tansiyon hastası. O olmuş bu olmuş ilaç kullanıyor filan. Buna rağmen evladım geçmemiş bir daha soruyor dedi. Anne git sor dedim ya kırmızı pul biber veya karabiber yiyor mu? Sormuş. Avuç avuç seviyor. O zehir gibi biber yani kapsaysin oranı çok yüksek. Kessin onu dedim. Bir hafta sonra kadıncağız teşekkür etmiş işte bize bir kutuda şey göndermiş nedir o kadayıf filan. Ha Şimdi şu var efendim bak Türkiye Anadolu toprakları bir markadır. Yani burada çıkan her ürün bir markadır. Şimdi ya e hocam ben yemeğin tadını alamam. Niye alamam? E ben acı yemek zorundayım. Tamam mübarek ye o zaman git isot biberi ye. Bak isot biberini tüket tansiyonun yükselmez. Tansiyon hastaları bilirler. Acı baharatı tükettikleri zaman o gün 2 birim, 3 birim tansiyon yükselir. Ama isot biberinde bu yok lahmacununu normal pul biber atacağını üstüne biraz isot biberi. Lütfen de abartılmasın şimdi. Hoca böyle söyle bunu avuç avuç yiyenler var. O kadar da değil. Ella tatkav fil mizan. Dengeyi bozmayın. Her şeyde bir ölçü, Olç var, var yani. Değil mi? Ölçülü yemekte. Isot biberi de yani kansere karşı güçlü bir Koruyucu. koruyucudur. Ya bu kırmızı sebzeleri söylemesinin daha doğrusu kırmızı sebze ve meyveleri söylemesinin sebebi hocam sizin yıllardır anlattığınız evet. domates, kuşburnu, likopen. Likopenden ötürü antioksidan sayes özelliği sayesinde başta prostat kanseri olmak üzere. İşte bunu da söyleyeyim. Efendim domateste likopen varmış ondan dolayı. E madem ondan dolayı git gıda takviyeleri likopen kapsüllerini yut bakalım sana faydası olacak mı aksine zarar veriyor mümkün değil Hüseyin hani bir geçen hafta örneğini vermiştim ya taze sıkılmış havuç suyu evet. amniyon sıvısına iyi geliyor diye e havucun ana etken maddesi beta karoten kapsül olarak ver ver insana bakalım o beta karoten kapsülünü göreyim o amniyon sıvısı yükselecek mi yükselmeyecek o zaman şunu söylüyoruz tefrik etmeyiniz. Tevhidi görünüz. O bitkiyi, o sebzeyi, o meyveyi, o baharatı, o tıbbi bitkiyi bir bütün olarak görün. İçinden bir şeyi çekip almayın. Domatesin içinden likopen buyur. Karpuzundaki o kırmızı ve rengi veren likopen deyip bunu çıkartıp bunu vermeyin. Bir bütün olarak bunu önereceksiniz. O zaman o yani likopeni fonksiyonel kılan onun içindeki ...bir sürü etken madde var o... ...sebze ağırlıklı beslenme... ...mesela doğru... ...posası vardır bunların... ...lignin oranı ve selüloz oranı... ...yüksek olduğu için... ...Hüseyin ne oluyor... ...bağırsaklarda uzun müddet gıda... ...beklememiş oluyor... ...dolayısıyla ağır fermentasyonlar... ...gelişmemiş oluyor... ...ve hızlı bir pasajla da... ...çıkıyor... ...peristaltik hareketlerini hızlandırıyor... ...bağırsağın... ...dolayısıyla sizin bu sayede kolon kanserine yakalanma riskinizi de Azaltıyor. ortadan kaldırıyor. Devam edelim. Fermente hocam. ve probiyotik. Bitkiler ve baharatları ha. orada kalmış. Bitkiler bu... ve baharatlar. İşte acı bitkiler ve baharatlar baharat söyledim. hocam. Söyledim. Yani bunun üzerine yani öyle baharatlar ve şey var ki bitkiler Allah'ın kansere karşı bir numaralı. Koruyucu yani. Biz aslında her hafta burada bunları zaten anlattığımız evet. için hocam başlık olarak değerli seyircilerimizle paylaşmış olalım. Fermente ve probiyotik besinler yani turşu, kefir, yoğurt, şalgam gibi. Evet fermentasyonu unutmayın. Yani turşu, turşu, fermentasyon dediğin... Yıllarca turşu yemeyin dediler hocam. Ya... <laughs> Dediler hocam dediler. Dediler mi dediler. Hüseyin? Turşu yemeyin. Çok e, işte turşuda tuz vardır vesaire vesaire. Halbuki bahsedilen e, sanayi tipi turşudan değil evde yapılan turşudan. Tabii. E kimse evde turşu yapmaz oldu. Tabii. Yani burada hatta yaptık e, B12 vitamininiz düşüklüğünüz var ise... E, ...işte yapacağınız şey lahana turşusu, beyaz lahana turşusunu yap. Bak ne oluyor o B12 nasıl yüksek inan 2000'leri 2500'lere çıkmış B12'yi görüyoruz ve e, normalde o 700'ün üstüne çıkmaması lazım e, B12'nin üst sınırı Hüseyin yani B12'de 12 e, çok fonksiyonel bir şeydir vitamindir e, dolayısıyla içerisinde merkezinde ağır atom olan yegane vitamindir B12 çok yükseltmeyeceksiniz bunu. Bunlar eğer 800-900'lerin üstüne çıktıysa kobalt atomu var. Yani ağır atomdur bu. E, toksik etkilidir. Dolayısıyla bu kadar B12'yi yükseltmemeleri gerekir. Fermantasyon. Mesela sirke Hüseyin. Şu var keskin sirke. Küpüne zarar. Ha, çok fazla da keskin olmayacak. Hmm. Onu da söyleyeyim. Ama bu Batı Karadeniz'de Yasıköy sirkesi var o sirke küpleri vardır. Aman Allah'ım ya Rabbi şeyden köyün önden geçerken buram buram sirke kokuyor mis gibi. Bak deri hastalıklarına karşı, mantara karşı, egzamaya karşı fonksiyonelitesi bu şeyde fermentasyonda nereden kaynaklanıyor? Asetat grubundan kaynaklanır sirke asetik asit diyoruz ya şimdi onun sanayi tipi var tabi sirke asetik asit ver yallah laboratuvar sirkesi diyorum ben ona olmaz sen doğal yapacaksın bakteriler yapacak bunu anlıyor musunuz Hüseyin bu bağırsaklarda da fermentasyon var tabi yani tükettiğiniz gıda çok önemli onun için e, fermente ürünler, <laughs> mesela fermente ürün yoğurttur, bir fermentasyon sonucudur. Sirke bir fermentasyon sonucudur. Kefir, Kefir tabii probiyotik prebiyotikler var. Yani e, işte burda şalgam hocam değil mi? Şalgam suyu tabii. Yani şükür e, Allah çok iyi bilir. Şalgam böyle bardak da bir de onun içerisinde şalgamlar uzun uzun e, onun da güzel. Acılı vereyim mi abi der veya abla biraz da acısından ilave eder. Onu çözmüşler hocam acılı acısızı. Acıyı yanında veriyorlar. Yani şişesi işte, normal ekstra. şalgamı alıyorsunuz yanında da küçük acısı var. Ben onu evet. neredeyse yarısını acın bir bardağı hocam ben de abartmışım. Adana'ya gittiğinizde Çukurova'da of. işte Adana kebapçısı hemen şalgam. Başka bir şey istemeyin yani gazozla filan bu işler olmaz. Gazozumuz da bizim milli ama... Şalgam suyunun yerini hiçbir şey tutmaz. Yani ne, ne hocam ne gazozlar var yerli gazozlarımız evet. var yani siz de biliyorsunuz şimdi isim vermiyor. il olarak geçtiği için söylenebilir ni de var ondan sonra işte Bursa'nın var birçok gazoz var ben onların hepsini Ankara'nın var. Ankara'nın var. Yani... Safranbolu'nun bağlar gazozu vardı. Ben çocukluğumdan bilirim ne gazozdu o ya yanında bir de simit evet. bağlar simidi susamsız. Bitti işte Bitti. yani kahvaltıda doyuyorsunuz bir simit bir gazoz ne ben, gıdaydı onlar uzun zaman oldu bir markette yöresel gazozlarımız diye toplamışlardı resmini de ben kendi Instagram'da paylaşmıştım hakikaten 40'a yakın gazoz saymıştım neyse konumuz gazoz değil devam evet. ediyor çünkü özendirici de olmayalım her ne olursa olsun yani sonuçta asitli içecek gazoz. Ee, kabuklular ve tohumlar Ya yeter ki doğal şeker kullansın Nişasta bazlı şeker Koymasın, koymasın. içine Hüseyin Evet kabuklular evet, kabuklu ve, tohumlar. ve tohumlar Yeşil evet. çay ve mantar diyelim Çünkü diğer konularımıza da e, özellikle evet. Otizm için değer seyircilerimiz çok bekliyorlar Özellikle geçiyorlar. tohumlarda bakın evet. Tohumlarda biliyorsunuz Tohumlarda e, Esas olan şudur Bir besleyici üç fonksiyon Vardır gıdalarda Sebzelerde, meyvelerde, tohumlarda ama tohumda esas olan yağdır. Bunun dışında nişastası vardır. Üçüncüsü de proteindir. Evet. Bir soru hocam size hemen. Bazı tohumların yağ asitleri bulunmaz bir nimettir kansere karşı, ülseratif kolite karşı. Evet. Şimdi hocam bir de son yıllarda şöyle bir trend oluştu ismini, cismini daha önce duymadığımız evet duymamış olmamız onun faydasını e, engellemiyor ama birçok şey satılıyor ve insanlar da bunu alıyorlar, kullanıyorlar. Daha doğrusu kullanalım mı diye merak ediyorlar. Mesela burada şimdi bunu yapan araştırmayı İngiliz olduğu için chia, keten tohumu tamam hepimiz biliyoruz ama mesela chia tohumu diye bir tohumdan bahsediyor. Bu konularda hocam ne yapmak lazım? Yani yurt Türk insanı hep siz, siz diyorsunuz ki bu ülkenin topraklarında yetişen şeyler Türk insanına bizlere faydalıdır. Evet. Şimdi... Aynen öyle. Aynen öyle. Sen bu ülkenin topraklarının baharatıyla, sebzesiyle, tahılıyla, meyvesiyle, tıbbi bitkileriyle yetiştin. Baharat, aroma veren işte biberiyesi, kabra biberi. Genetik yapın da buna göre kuruldu. E mübarek senin ne işin var ya kinovayla? Kinoa mı ne diyorlar? Çiya var, kinoa. Ha, yok işte efendim glutensiz geleceğiz ona da. Yani senin de Anadolu toprağında ondan bin kat kıymetli ürünlerin var. Ne bu dışarıdan bir şey geldi mi? Yani e, dolayısıyla e, bu bunlar yanlış şeyler. E, ya nefsin için yersin bir defa. Yani e, bir bakayım nasılmış diye. Ama sen Kinoa'yı kalkıp şimdi benim haftada 2-3 defa tüketeceğin gıda haline getirme. Yani, so, yani ha, doktor önermiştir ne bileyim ben herhangi bir sebeple işte efendim içinde gluten yok diye. E çocuk işte ne bileyim çölyak hastasıdır, gluten alerjisi vardır filan. Orada ya bir tek kinoa'ya mı kaldınız ya? Moda haline gelmesin değil Yapmayın, mi hocam? Beslenme Olamaz yani Tabii. moda haline geliyor. Ben kino ile besleniyorum Bu kültürdür. Diyor. Evet, kü Modalar değişir. Bravo. Yani evet. kültür değişmez. Kültür. Aslına dönmesi lazım insanların.